Yani evi dönüm senemiz var bizim. Yani çok daha iyi yerlere geleceğiz el birliğiyle. Sayın Başkanım, buradaki kirazlardan taktınız mı? Hiç takmadım. Ayıp olur şimdi. Yani daha ben sadece tanıtım amaçlı gösteriyorum. Aynı kiraz daha iyi diyorsunuz. Yarışmadan sonra bak. Başkanım, alsana eline bir avuç fotoğrafını çekelim şöyle. Şöyle. Boyulardan, açıklardan. Biraz geri gelelim abiler. Şöyle. Tabii efendim. Böyle tabii. Avucu böyle tepeye doğru başlayalım böyle kirazları. Evet. Buradan abi çekme, yarışmaya kapatalım bu fotoğrafı. Mesela bizim... Beyaz kirazımız var, pembe kirazımız, bilir misiniz? Daha doldur biraz ama burada, şöyle iki elimde doldur. Başkanım şöyle de bakar mısınız? Arkadaki yani satırdan yani biraz koyar mısınız? Dereceye girenlerden bu şey mi? Ahtan mı çekiyorsun? Oğlum, ben geri bizim sepetlerimizi bozdur. Öyle mi? Evet. Başkanım şöyle de bakar mısınız? Dur be, yani bize bakmadı ki adam. Başkanım. Böyle ben sana bir tane sayede vereyim. Ooo. Evet, oho, maşallah. İnşallah çok daha iyilerini hep beraber göreceğiz. Hepsinden aldım, bilmiyorum. Kadınası başkanım. Yarışmadan sonra ikram edeceğiz. Birer tane. Kıymetli misafirlerimiz, flyboard şampiyonları Kahraman Aktaş ve Furkan Yılmaz'a bu güzel gösteri için teşekkür ediyoruz. Etkinlik alanımıza teşrif etmişlerdir. Ranaz.
Paşa Belediye Başkanım, Sayın Ziraat Odası Başkanım, Sayın Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlerim, Sayın Süt Birliği Başkanım, Sayın Protokol, değerli katılımcılar, değerli kiraz üreticileri, çok sevgili misafirlerimiz. 57. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen kiraz yarışması ödül törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kiraz yarışmamız bu yıl iki kategoride düzenlenmiştir. En iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi olmak üzere. Dereceye girenleri açıklamadan önce jüri üyelerimizi tanıtmak istiyorum. Jüri Başkanımız Salim Bulut, Süleymanpaşa Ziraat Odası. Şükriye Çolak, Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü. Damla Zobar, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü. Umut Talayman, Süleymanpaşa Belediyesi. Mehmet Uludağ, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. Savaş Çelik, Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü. Onur Afat, Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü. Bilgilendirme konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Oktay Öcal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. İşte bana doğru geçmeyin. Gel abla. Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, Ziraat Odası Başkanım, diğer STK kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, değerli katılımcılar, değerli personelimiz, değerli basın mensupları, burada adı aklıma gelmeyen bütün katılımcılara hoş geldiniz, kiraz yarışmamıza hoş geldiniz diyorum. Kurumum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. Tabii, öncelikle ilk teşekkürü Cüneyt Başkanımıza yapmak gerekiyor. Çünkü bu festivalde en büyük emeği geçen, festivale ayrı bir hava getiren kişi o oldu. Birkaç yıldır da çok güzel şekilde kutlanıyor. Şu anda da çok güzel. Her katılımı da görüyoruz. İnşallah devamı da gelecektir. Arkasından tabii ki kiraz festivalinin kiraz yarışması yapılması gerekiyor. Bunu da hem belediyemiz hem bizler il müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz olarak ona bize görev düştü. Biz de gereğini yapmaya çalıştık. Öncelikle tabii ki bölgemizde kiraz 57.si, festival 57.si düzenleniyor. Artık gelenekselliğin önüne geçmiş durumda. İnşallah ilerlemede devam edecek. Tabii bunun devam etmesi için de kiraz üreticilerimizin bu üretime devam etmesi gerekiyor. Öncelikle ben hepsinin burada, biz buna medeni cesaret diyoruz. Buraya katılmaya cesaret gösterip de buraya gelip bizi bahçelerine açtılar, kirazlarını ikram ettiler. Bunlar için teşekkür ederiz kendilerine. İnşallah üretimleri devam eder. Arkadaşlar aldığım bilgiye göre evet, jürilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biraz önce isimleri sayıldı. Süleymanpaşa ilçemizden 11 üretici bu yarışmaya katıldı. İki kategoride yarışma yapılıyor. En güzel kiraz ve en güzel kiraz bahçesi. Bu kapsamda da ona göre birinci, ikinci, üçüncü belirlenecek. Duyurular da yapılacak birazdan. Tabii ki kriterler değerlendirilirken kirazda özellikle tat, koku, aroma, bu özelliklere bakılıyor. Bunlarla ilgili de tabii çeşidine göre, benim arkadaşlarım verdiği bilgilere göre burada değerlendirdiğimiz 2, 4, 6 çeşit kiraz çeşidimiz var. Bunlara göre tat, koku ve aromalarına bakılıyor. Bahçelerle ilgili de bahçeler gidildi, görüldü, arkadaşlar ziyaret ettiler.
jürilerimizi ziyaret ettiler. Onlarla ilgili de bahçede hastalık zararı var mıdır? Toprak işlemeler yeterince yapılmış mıdır? Tabii bu işin bir de kayıt boyutu var. Devlette kaydı var bütün üreticilerimizin. Bu kayıt sistemine de uymuşlar mı? Onlar kontrol ediliyor. Şu ana kadar tabii değerlendirmeler yapıldı. Dereceye gelenler belli oldu. Bunlar da birazdan açıklayacaklar. Bu kapsamda da hepsine ben teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize, belediye başkanımıza, öncelikle belediye başkanımıza, ziraat odamıza, ilçe müdürüne çalışan personelimize, jürideki hocalarımıza, hem kendi personelimizden var, hem belediyeden var, hem üniversiteden var. Hepsine ayrıca ben teşekkür ediyorum. Bu kirazı devam ettirmek zorundayız. Bu meyve bizim soframıza gelinceye kadar büyük emekler veriliyor. Tabii bu emekleri verenler de çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Emeklerinin, bizim ben Konyalıyım bilirsiniz, emeği yağlı olsun derler. İnşallah emekleri yağlı olsun. Ailelerine katkıları fazla olsun. Biz de elimizden gelen bu desteği vermeye devam ediyoruz. Desteklerimiz var. Bunu burada sayarak başınızda ağrıtmak istemiyorum. Hepinize ben katılımınız, buraya kadar teşvikleriniz, desteği olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli konuşmalarından dolayı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Oktay Öcal'a çok teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak ve ardından dereceye giren üreticilerimize ödüllerini vermek üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz ederim. Çok kıymetli Tarım İl Müdürüm, İlçe Müdürüm, Ziraat Odamızın ve Süt Birliğimizin kıymetli başkanı, başkanları, başkan yardımcılarımız, şehrimizin her biri birbirinden kıymetli ziraatçıları, üreticileri, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın mümtaz temsilcileri, bu güzel organizasyonumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, bir teşekkürüm olacak. Başta Ziraat Odası Başkanımıza, Süt Birliği Başkanımıza ve tarım il ve ilçe müdürlerimize ve de üniversitemize. Neden? Biz Trakya'da hiç olmayan 4 yıldır çok ciddi işler yapmaya başladık. Özellikle ata tohumu yetiştiriciliğiyle, ondan sonra bu ata tohumu derken kavun, karpuz, patlıcan, domates aklınıza ne geliyorsa dedelerimizden, nenelerimizden bize intikal etmiş, kenarda köşede tohumları unutulmuş ürünlerin çoğaltılmasıyla ilgili çok büyük bir proje yapıyoruz. Bu konuda hem üniversitemiz, hem Tarım İl Müdürlüğümüz, hem Ziraat Odamız, hem Kalkınma Ajansımız ciddi destek veriyor ki 50 dönüm sera yaptık. Bir kısmını burada salatalıkların, domateslerin inşallah yetişenlerin paylaşacağız, sizlere tattıracağız. Sadece bununla kalmıyor tabii ki. Biz yıllardır, çok uzun yıllardır meclis başkanımız, şimdi son döneminde biliyorsunuz meclis başkanlığı başka bir büyüğümüze geçti. Talimatıyla bir çalışma başlatmıştık kirazlarla ilgili. Bu Kapnotis ve dip kurdu ile ilgili Çanakçı Naip bölgesinde kökenleri olan bir kardeşiniz olarak bizim bölgemiz tamamen kiraz bahçeleriyle doluydu. Ama bu kanser hastalığı nedeniyle ciddi anlamda kiraz bahçelerimizde azalmalar yaşadık. Biz 367 adada toplam 367 ton kiraz üretebiliyoruz. Bunun çok daha fazlasını yapabilecek güçteyiz aslında. Biz belediyenin imkanlarıyla, kaynaklarıyla ve kurumlarımızın ve odalarımızın kaynaklarıyla bu konuyu çok daha farklı bir noktaya taşımak istiyoruz. O yüzden de kiraz ve meyvacılık bizim için çok önemli boyutta. Sadece kiraz da değil tabii ki. Aklınıza gelecek her türlü ürün, vişne, kayısı, erik, şeftali, ne isterseniz bu bereketli topraklarda yetişiyor. Sadece bu konuda hevesli olan çiftçilerimize destek olmamız gerekiyor. Biz bu konuda her daim onların yanındayız. İşte bugünkü kiraz festivali de 57.si düzenlenecek. Bugünkü kiraz festivali de gördüğünüz bu kiraz çeşitleri ki aslında çok daha fazla kirazımız var. Biliyorsunuz bizim normalde kirazlarımız bir hafta sonra, yani önümüzdeki hafta çok daha fazla kirazımız olacak ama haftaya da üniversite sınavımız var. Yani 2500 çocuğumuz üniversite sınavına girecek. Onlar sınavdayken akıllarının festivalde kalmaması için biz festivali bir hafta geri çektik. Yani çocuklarımızın geleceği her şeyden çok daha önemli çünkü. Haftaya çok daha fazla kirazlarımız olacak. Bunları da göreceksiniz ki bir hafta sonra yetişecek kirazlar da önümüzde var. Bir şey daha söyleyeyim.
Naip'te iki tane kiraz bahçemiz var. Alçak gönlü olmayacağım. Biz yarışmaya belediye olarak özellikle girmedik. Şahibi olmasın, kendilerine torpil yaptılar demesinler diye girmedik. Çok güzel, iddialı bir kiraz bahçemiz var. İnşallah o da onun içerisinde kıymetli üreticilerimizin ürettiği çeşitlerden aşılama yaparak bir kiraz müzesi oluşturmak istiyoruz o ağaçlardan, o bahçelerden. Her çeşit kirazın yetiştiğini gösterebilmek adına. Ama biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak yarışmalara dahil olmadık. Ben bu yarışmalara katılan 11 üreticimize huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ciddi emek vermişler. Arkadaşlarımız bütün hepsi bahçeleri gezmişler. Öncelikle şunu belirteyim. Hangi branşa katılırsa katılsın her üreticimize, yarışmaya katılan her üreticimize 2000 TL katılımından dolayı bir ödül vereceğiz. Birincilerimize 15.000 TL ödül vereceğiz. İkincilerimize 10.000 TL ödül vereceğiz. Üçüncülerimize de 7500 TL ödül vereceğiz. Destek olmak için vereceğiz. Yani bu kirazların, bu bahçelerin elbette fiyatı ölçülmez, tarife ölçülmez ama biz Süleymanpaşa Belediyesi ve STK'larımızla, kurumlarımızla birlikte az da olsa bizim de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. El birliğiyle başaramayacağımızın hiçbir şeyi olmadığını hepimiz gördük. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Süleymanpaşa'daki bu farklılığı, değişikliği kat ve kat arttığını ki festivalden de görüyorsunuz. Dün akşam yaklaşık 400 bin kişi misafir ettik. Süleymanpaşa'nın nüfusu 215 bin. Toplamda belki de biz bu yıl, geçen yıl 2,5 milyona kadar çıktık. Bu yıl 3 milyon hedefimiz var. Hem esnafımız açısından hem şehrimizin tanıtımı açısından çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyona da emeği geçen bütün herkese şükranlarımı sunuyor. Şimdiden yarışmacılara şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Bu ne be? Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e konuşmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Sıra geldi ödül törenimize. İki alanda demiştik, en iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi. Öncelikle en iyi kiraz yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerini üçüncüden başlamak üzere takdim edeceğiz. Üçüncü olan yarışmacımıza ödülünü takdim etmek üzere Süt Birliği Başkanımızı buraya davet ediyorum. Yürü başarı abi. Ve üçüncü olan yarışmacımız Erdinç Dinçer. Erdinç İçer. Büyük alkışlarla davet ediyoruz kendisini. Erdinç, parayı yengeye mi vereceğim? Yengeye mi vereceğim parayı? Güçlü alkışlar istiyoruz. Üçüncülük ödül alan kirazımız Sepet'te şu an sahnemizde. Eleflerimize sağlık. Sana verecek. Onu seçtiğini ben duymadım. Parayı dedim ya gel. Teşekkür ediyoruz. En iyi kiraz yarışması ikincilik ödülü için Tarım ve Orman İl Müdürümüzü davet ediyoruz. Ve ikincilik ödülümüz Ekrem Örnek. Alkışlarınızla davet ediyoruz kendisini. Yanarım ben hayran, severim yok yarime. Ne dedim de anlamadım, senin de gibi zalime. Dallar bastı biraz, gel bize biraz biraz. Ben senin aşığım oldum, kalbime gel bir biraz. Dallar bastı biraz, gel bize biraz biraz. Ben senin aşığım. Ne sırada en iyi kiraz yarışması birincilik ödülü. Ödüllerini takdim etmek üzere Ziraat Odası Başkanımız ve çok değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e davetimi arz ediyorum. Arkadaki birinci bakın. Ve birinci olan
Önce güçlü bir alkış. Eşref Serali güçlü alkışlarla davet ediyoruz. Ben senin aşığın oldum, kalbime gel bir biraz. Dallar bastı biraz, gel bize biraz biraz. Ben senin aşığın oldum, kalbime gel bir biraz. Aferin, aferin. Görmeyelim buraya. En iyi bahçe birincisini açıklayalım. Çünkü Ziraat Odası Başkanımız en iyi kiraz yarışması ve en iyi kiraz bahçesi yarışmasında birinci olanlara ayrı bir ödül daha verecek. O yüzden Eşref Meral'i de tekrar buraya bir davet ediyoruz. Gel bize biraz biraz. Ben senin aşığın oldum, kalbime gel. Ve en iyi kiraz bahçesi birincimiz Vedat Ataç. Hey, hey. Kiraz Bahçesi'nde birinci olan katılımcılarımıza Ziraat Odası Başkanımız birer altın takdim edecekler. Gel bize biraz biraz. Ben senin aşığım. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. En iyi Kiraz Bahçesi. En iyi Kiraz Bahçesi ikinci olan Kurtkan, ödülünü vermek üzere Tarım ve Orman İl Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Giderim ben de benden, bir arzum kaldı sende. Dilerim ben Allah'tan, elinde olasın senden. Dallar bastı biraz, gel bize biraz biraz. Ben senin aşığım oldum, kalbime geldik biraz. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. En iyi kiraz bahçesi üçüncülük ödülümüz. Ödülünü vermek üzere Bağcılık İl Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Ve üçüncülük ödülümüz Hamit Dinçer. Alkışlarınızla davet ediyoruz kendisini. Teşekkür ediyoruz. 57. Kiraz Festivali kapsamında yarışma katılımcılarımızdan diğer isimleri de sahneye davet etmek istiyorum. Ekrem Örnek, Erdinç İçer, Gülzade Esen, Nimet Şen, Ruşen Örnek ve Yusuf Ülker. Bir alkış alalım katılımcılarımıza lütfen. Ödüllerini takdim etmek üzere Süleyman Paşa Başkanımız. Merhaba abi. Buyurun.
Ve Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürümüz Oktay Hoca'nı sahneye davet ediyorum. Öndekiler ikramlık değil, ayrı ayrı tık ikramlık, tamam mı? Arkadakiler ikramlık, toplu fotoğraf için tüm protokol, tüm protokolümüzü sahneye davet ediyorum. Kıymetli jüri üyelerimizi de sahneye davet ediyorum plaket takdimi için. Hadi öndeki arkadaş. Katılımcılarımız, 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen En İyi Kiraz ve En İyi Kiraz Bahçesi yarışması ödül törenimiz burada sona ermiştir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Birazdan kiraz ikramımız olacaktır. Gel bize biraz biraz, ben senin aşığım, kalbime geldi biraz, dallarım bastı biraz. Gel bize biraz biraz, ben senin aşığım, kalbime geldi biraz. Parayı verdin mi parayı? Parayı verdin mi parayı? Gel yenge. Bir dakika. Şahabey. Nerede yenge be? Tamam. Herkes ikram ben de alayım. Herkes ikram etsin. Teşekkür ederim.